en kral hacker benim oğlum falan modundayım, takılıyorum böyle üniversitede. Hocam dedim ya, bunlar dedim çok kolay işler hocam, biz bunları yeriz. 20 yaşındaki ben karşıma gelse duvardan duvara vururum. Bir de saçlar uzun. Saç varla düşünebiliyor musun? Bir baktım abi, makineler Windows 98. Ha dedim, öyle mi? Bir koydum ben. Şöyle gidiyor. Tık 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 tık. Mavi ekranlar geliyor, tamam mı? Bir dakika can dedi. Hocam dedim, ekran dedim. Bir koydum enter'a, mavi ekran. Çık lan dışarı dedi. Danimarka'da tak olan oldum oğlum. Rezil oldum, tamam mı? Böyle bir şey olamaz. Üniversitedeyim abi. Ama nasıl artistim ya. Nasıl artistim ama, anlatamam size, tamam mı? Rezillik diz boyu böyle. Ukala. İğrenç bir herifim, tamam mı? Leş. Neyse abi. Ona gider, ona götür. Böyle posta mosta. Hiç en kral hacker benim oğlum falan modundayım. Takılıyorum böyle üniversitede. Abi bilgisayar bilimleri diye bir bölümde okuyorum. Bütün bilgisayarla ilgili derslerden muafiyet almışım. Geriye bir tek şey kalmış. Ofis uygulama dersi, tamam mı? Yani işte adam Word, Excel, PowerPoint, C++ falan almışım muafiyeti. Bir tek böyle şeyi anlatıyorlar. Ne yapıyor işte? Visual Basic gösteriyor biraz. Delphi falan gösteriyordu. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Göremedim çünkü hiç o dersi. O yüzden nedenini anlayacaksınız, neden hatırlamadığımı. Ondan sonra ıvır zıvır hepsini falan filan, böyle Windows laboratuvarıydı, tamam mı? Ağırlıklı olarak Windows makineler vardı içeride. Neyse. Abi gittim ben şimdi. İlk ders daha da dakika bir gol bir, tamam mı? İlk ders böyle. Hocam dedim, selamlar, selam. Dedim ki hocam dedim, ben dedim birçok dedim şeyden, laboratuvardan ve vesaireden, ıvırdan zıvırdan muafiyet aldım. Rahat rahat takılıyorum. Onun için size zahmet, hani sizin de onayınız olursa bu dersten de muaf olayım. Adam dedi ki can dedi, memnun oldum ama hani dedi bir iki ders takıl dedi, bir göre bakalım ne olduğunu, ona göre bakalım. İlk ders oturdum abi derste. Blok ders yapıyor herif. 45 dakikalık iki ders yapıyor, 50 dakikalık. 50-50 işte. Öyle bir 10 dakika ara. Ondan sonra bir 50 dakika daha. Oturdum abi. Adam işte açtı Windows'u gösterdi. Bu Word'tür. Böyle save edersin. Böyle çıkarsın falan. Biz böyle yanında Burak diye bir arkadaşım var. Biz kafayı yiyoruz, tamam mı? Ulan ne yapacağım? Çıkalım gidelim anasını satayım, biz burada ne işimiz var ya, yürü ya falan, oğlum ya yürü gidelim ya, bu ne böyle ya falan diye böyle takılıyoruz ama böyle iğrenç yani, tamam mı, rezillik. Hani ne yapacağız, ne edeceğiz falan diye düşünüyorum. Bir şekilde benim hocayla konuşmam lazım ve bu işten yırtmamız lazım, tamam mı? Neyse abi, bitti ilk ders. Ben gittim hocanın yanına. Hocam dedim ya, bunlar dedim çok kolay işler hocam, biz bunları yeriz. falan diye böyle. Ya bunlarla gelme hocam, bize böyle zor şeylerle gel. Biz ben var ya işte IRC Super Online, IRC Data takılıyorum. Yani biz bitirmişiz bu işleri, okey dönüyoruz hocam. Sen boş ver bunları ya falan yapıyorum böyle. Nasıl artist, nasıl tam dayaklık ya. Islak oda bugün gelse ve 20 yaşındaki ben karşıma gelse duvardan duvara vururum, kafasını pekmezini akıttırırım yani, tamam mı, böyle ağız burun kırardım kendimin yani, tamam mı? Bir de saçlar uzun. İğrenç bir tip yani. Tam dayaklık ya. Babam beni nasıl dövmemiş o konuda valla. Annem benim çatır çutur döverdi ufakken. Tamam mı? Kadın haklıymış yani. Tam dayaklıkmışım ya. Neyse. Saç varla düşünebiliyor musun? Can dedi, tamam dedi, dersi anladın dedi, güzel dedi. Siz dedi 1-2 hafta daha idare edin dedi, tamam mı? Efendim dedim. 1-2 hafta daha idare edin siz dedi. Bir görelim siz dedi. Göreceksin hocam sen beni az sonra dedim. Tamam dedim. Artise bak. Hocaya posta koyuyor. Kimsin lan? Tipe bak yani. Hırt. Neyse abi. Oturdum ben sıraya. İkinci ders başladı. Bir baktım abi. Makineler Windows 98. Ha dedim, öyle mi? Hadi bakalım. IP config. Bak bakayım IP'lere. Baktık IP'lere. Güzel. At bakayım bir Winnuke. Winnuke dediğimiz bir tane şey var. Program var. Atıyorsun abi. Direkt olarak mavi ekran veriyor makineye. Makine mavi ekran verdikten sonra enter'a basıyorsun. Makine yeniden restart etmeden TCP IP stack'i çalışmıyor. Yani makine düzgün çalışıyor ama network connectivity sıfır. İğrenç bir saldırı metodu. Exploit. PC GG değil ama internet GG. Network GG, tamam mı? Neyse abicim. Abi baktım birinci makine gitti. Mavi ekran çıkınca orada da bir kız oturuyor. Hocam bir bakar mısınız yaptı, tamam mı? Ha dedim, iyi. Bunları elle teker teker bütün sınıfa atsak mı acaba falan dedim. Yok dedim, ondan sonra atmayalım anasını satayım. Boş ver. En iyisi dedim şey yapalım. Buna bir çözüm bulalım. Burak dedi ki oğlum dedi, IP aralığına atan exploit versiyonunu buldum bunun dedi. 10 dakika sonra. Dedim canımsın, canımsın. Yükle bakayım. Yükledik abi. Burak sağ taraftakilere, ben sol taraftakilere, tamam mı? IP subneti belli. Yok Allah'tan laboratuvarların her birinin subnetleri var. IP subneti belli. Abi bir koydum ben. Şöyle gidiyor. Birinci makine, ikinci makine, üçüncü makine, dördüncü makine, beşinci makine, altıncı makine, yedinci makine, sekizinci makine. Hepsinde mavi ekran. Tık 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 tık. Mavi ekranlar geliyor, tamam mı? Topluca böyle pat 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 arka arkaya. Hepsi böyle. Hocam, hocam, hocam bakar mısınız? Hocam, 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 hocam. Ondan sonra abi Burak da sağdan başladı. Tak 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 sağa doğru koymaya başladı, tamam mı? Sağdan da hocam bakar mısınız diyor. Herkes böyle hocam 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 çekiyor. Hoca böyle durun bir dakika ne oluyor falan modunda böyle tamam bir oraya uğraşıyor. Oğlum en sonunda herif ona bakıyordu. Enter'a bas çocuğum. Çocuğum sen de enter'a bas falan filan, bir sessizlik oldu, tamam mı? Hocam dedim. Bir dakika can dedi. Hocam dedim, ekran dedim, tamam mı? Projeksiyon var böyle dev gibi. Ekranı oraya veriyor tahtanın üstüne. Bir koydum enter'a, mavi ekran, tamam mı? Çık lan dışarı dedi.
direkt böyle. Gördünüz mü hocam bizi dedim. Gördüm, sen de yıl sonunda göreceksin dedi. Tamam hocam dedim, çıktım. Hani delikanlığa da bok sürdürmüyorum. Kaldım tabii. Kaldık. Tabii ki kaldık lan. Affeder mi? Ama ekranlara ilk çıkartışım değil yani. Ekranları severiz. Direkt kaldık abi. Direkt kaldık yani. Hiç acımadılar. Burak Almanya'da öğretim görevlisi oldu abi. Bir bıraktı şey işlerini. Boğaziçi'de psikoloji master'ı yaptı. Yürüdü gitti adam ondan sonra. Şimdi size bir ekrana farklı bir şey anlatayım. Dur bir tane daha anlatıyorum. Bu da son. Tamam mı? Size bir şey göstereceğim. Gözleriniz kanayacak. Bu anlattıklarımın hepsine ziya muamelesi yapıyorsunuz ya. Aranızdan bir kısmı. Heh, şimdi bekleyin. Sizi 96 yılına götürüyorum. Hazır mısınız gençler? Burası Özel Gökçe Lisesi. Benim okulum. Bak. Mayıs 1996. Bu Erhan, bu Uğur. Yanında Umut var. Kemal Gürlü, fizik hocam. Burcu, ondan sonrakiler blur gözükmüyor. Hepsi de dünya tatlısı insanlar. Dinleyin bak, 96 yılındayız. Tipe bak, tipe bak. No. Tipe bak, tipe. Tipe bak oğlum. Bu ne? Onur, Cenk ve ben. Tipe bak. Saç var değil mi? Şaşılacak şey. 96 yılında ben 16 yaşında falanım işte. Öyle düşünün. Dergi çıkartıyordum abi lisede. Bilgisayar dergisi. 96 yılında dergi çıkartıyorduk. Tansel Tüzel işte bu hanımefendi Çip'in genel yayın yönetmeni, o kendisi gelip yaptıydı bu röportajı bizle. Çip zaten, bir Çip var, bir PC World var. Başka dergi yok 96 yılında. Bir de bir PC Net vardı galiba sonradan. Oğlum bak şimdi. Hani böyle anlatıyorlar. Ben şöyle hackerdım. Şu kadar iş yaptım. Bu kadar bilmem ne yaptım. İşte süper adamım falan filan. Baba bak biz yapıyorduk bu işleri. Hikaye o yani. Adam hacker'ım diyor bugün. Ben diyor 10 yıldır varım bu işlerde diyor. Ben diyorum ki yoğdun ben sen yaparken, bu işleri yaparken ben yoğdun. Neyse. Böyle ekranlara da çıkmış. Daha neler var? Bak 2003 yılına geldik. Bak şimdi inanamayacaksınız hikayeyi. Aha bak, Milliyet Gazetesi, olay 8 Eylül 2003 yılında gerçekleşiyor. Askerdeyim, izne gelmişim. Röportaj veriyorum abi. Tamer'le beraberiz bu arada. Yani Tamer de aynı gazetede aynı röportajı veriyor. Tamer Şahin. Burada da ben varım. Candayar henüz 24 yaşında ama mesleğin en eskilerinden. İlk bilgisayarına sahip olduğu 14 yaşında bu zamana kadar hacker. Böyle devam eden bir yazı. Bir tane daha var. Çok komik bir şey oldu abi. Ben Danimarka'ya geldim 2014 yılında. Aradan belli bir zaman geçti. Bir ay mı, iki ay mı, üç ay mı, neyse öyle bir şey geçti. Kasım ayında, bak Ağustos'ta geldim ben, Kasım ayında. Bir tane tanıdık çocukların okulundan, okul müdürü olan adam bana dedi ki, Can dedi, böyle dedi, bir tane gazeteci arkadaşım var. Daha ülkeye geleli 3 ay olmuş lan. Ondan sonucuma 3 ay olmuş yani. Hackerlarla ilgili bir röportaj yapmak istiyor. Yardımcı olur musun? Dedim o oluruz yani, ne yapalım. İyi dedim, tamam. Abi herif geldi. Benle röportaj yaptı. Dedi ki bana bir tane fotoğrafını gönder. Ondan sonra röportaj yapalım. Dedim tamam olur, konuşalım buyur. Çektim bir tane fotoğraf, gönderdim. İşte McAfee'de çalışıyor bilmem ne falan filan diye. Ama adam bana beyaz hacker diyor. Irkçı beyaz hacker ne lan? Danimarka'da tıkçak olan oldum oğlum. Kimle tanıştıysam beyaz hacker geldi diye dalga geçiyorlar benimle. Lan daha ilk gün gelmişim, tamam mı, sen söyle adını. İlk kere gelmişim bu ülkeye. Rezil oldum, tamam mı? Böyle bir şey olamaz. Herif direkt bana beyaz hacker diyor. Lan dedim, rezil olduk. Bu ne biçim iş? Herkes dalga geçiyor ama. Herkes. Şirkete gittim. Şirkettekiler nasıl dalga geçiyor? McAfee'deyiz lan. Bir de uluslararası şirket. Nasıl dalga geçiyorlar? Bu gerizekalı beyaz hacker diye çıktı falan diye. Tabii benle geçiyorlar. Bir de bu Mets'le de dalga geçiyorlar. Bu herifle de dalga geçiyorlar da. Çok kötü ya. Ondan sonra dedim abi senin yapacağın işe s**eyim ya. Bu ne ya? Neyse. İşte adam şey soruyor işte. Ne kadar, neler başarılıyor? Neler oluyor? Ne gibi problemleri var Danimarka şeyinin falan diyor. Ulan ben zaten geleli 3 ay olmuş, tamam mı? Nereden bileyim Danimarka sistemlerinin ne kadar sağlam olup olmadığını? Nasıl sıkıyorum? Türkiye'deki genel bir vizyon var ya. Aynısı diyorum, nasılsa burada da çalışır. Hepsini sıktım, tamam mı? Bomba ne? Türkiye'deki problemlerin hepsi burada da aynısıymış. Kimseden ses yok. Ne kadar doğru tespitler. Ne kadar haklısınız Can. Anlatırken şaşkınlıkla izledik ya. 3 ayda ne kadar çabuk tutmuşsunuz Danimarka'yı, çözmüşsünüz ya falan diye böyle. Dedim herhalde lan manyak. İçime sığdırıp öyle geldim, döküldü. Rezalet, tamam mı? Nasıl sıkıyorum ama. Öyle böyle değil. Öyle gelip burada şey olduydum. Twitch.tv/Lunuz adresinde yayındayız. Sohbetimize devam ediyoruz. Gelirseniz salı, perşembe, pazar saat 8'de sizi de bekleriz. Ayrıca sorularınız olursa Discord'a gelin. Neyi nasıl yaptığımızı merak ediyorsanız orada yayın yapan arkadaşlar var. Her akşam 30-40 kişi toplanıp değişik konularda yayınlar yapıyorlar. Bizim kanalı izleyen izleyicilerin %68'i abone değil. Bu nasıl iş ya? Abone değiller abi. %30'u abone. %70'i beleşçi. Ulan abonelik de beleş zaten. Tıklasana. Sayımız artsın, insan bizi göstersin. Yazık, bu emeğimize yazık ya. Bir like'a basacaksın, comment atacaksın. Bu kadar yani. Yazık oğlum, emeğimize yazık. %70 de lan. Sömürmüşler bizi. Yorum bırak. Like'a bas. Yorum bırak kardeş. Bunu yapmazsan ekmek yok. Garibanın yüzü gülür mü ya? Ağlamayana meme yok. Meme ödendi, bir dakika. Abone olun oğlum.